Selam Çağla. Selam mı? Mert, fazla uzatmayacağım. Hayatımdan tamamen çıkman için kaç para istiyorsun? Söyle, vereceğim. Çağla, sen anlamadın galiba. Ben her şeyi istiyorum. En başta da seni. Ben senin bu saçmalıklarını daha fazla dinlemeyeceğim. Gidiyorum. Bunu gerçekten benden saklayabileceğini mi düşündün Çağla? Ne diyorsun ya? Neyden bahsediyorsun? Baba olacağım. Ne zaman söyleyecektin bana? Çınar'la konuştum. Kendi öz kardeşin söyledi bana hamile olduğunu. Ya gerçekten böyle bir şeyi benden saklayabileceğini mi düşündün sen ya? Ya sen Çınar'la ne ara konuştun ki? Konu bu mu şimdi? Çınar'la ne ara görüştüğümü? Konu bebek Çağla. Ya bana sakın Ozan'dan olduğunu söyleme. Çünkü onunla hiçbir şey yaşamadığını ben gerçekten çok iyi biliyorum. Ama Ozan bilmiyor. Mahkemede benden ayrılmasın diye yalan söyledim. Ben hamile falan değilim. İnanmıyorum sana. Kendi öz kardeşine niye yalan söylüyorsun? Hiçbir şey saklayamayacağını biliyorsun değil mi? Hele ki böyle bir konuda. Bak, eğer bana bir oyun oynuyorsan kaybeden sen olursun. Mert, hayatımdan defolup gitmek için ne kadar istiyorsun? Vereceğim. Al. Yeterli mi? Hayatımdan defolup gitmen için yeterli mi? Yetmez Çağla. Hiçbir rakam yetmez. Ben her şeyi istiyorum Çağla. Her şey. Eğer bana yalan söylüyorsan ben bunu er geç öğrenirim, haberin olsun. Ben senden de, senin bu tehditlerinden de sıkıldım. Oturup teklifimi bir daha düşün. Çünkü yarın bu teklifim geçerli olmayacak. Gel. Ozan Bey, Çağla Hanım Lekideki toplantısı iptal olmuş. Hülya Hanım aradı. Çağla Hanım ulaşamadığı için sizinle görüşmek istedi. Çağla neden iptal etmiş toplantısını? Bilmiyorum. Sekreteri çıktığını söyledi. Anladım Pınar. Ben konuşurum Hülya Hanım'la. Tamam Ozan Bey. Ben öyle bir hava almaya çıkmıştım. Bu kadar önemli bir toplantım varken. Aa, ben toplantıyı unutmuşum tamamen Ozan. İptal ettirecek kadar unutmamışsın ama. Çağla, ne oluyor? Bir şey olduğu yok. Ben geliyorum zaten. Şirkete görüşürüz. İyi, öyle diyorsan. Ozan'la beraber hastaneye gidemezdim. O yüzden babamın hasta olduğunu söylemek zorunda kaldım. Niye Çağla? Neden gidemiyorsun Ozan'la hastaneye? Çünkü anlamasından korktum Çınar. Neyi anlamasından korktun Çağla? Soru sordurup durma hadi. Bebeğin ondan olmadı. Mert'ten.
Efendim baba. Çınar. Çağla'ya ulaşamadım. İyi mi? İyi baba. Şirketteydi az önce. Ne oldu? Hiç. Öyle bir arayıp sorayım dedim. Ulaşamayınca merak ettim. Bugünlerde gözünü Çağla'nın üstünden ayırma. Bu badireyi de... Hep birlikte atlatacağız. Çağla'nın yanında olacağız. Tamam babam. Başka bir şey yoksa kapatayım mı? Ben bir Ozan'la konuşacağım, tamam? Ya ne konuşacaksın bu herifle hala? Anlatacağım baba. Sana da anlatacağım. Önce Ozan'ın bilmesi gerek. Hoş geldiniz Çağla Hanım. Çağla Hanım, iyi misiniz? İyiyim. Çağla iyi değilsin sen. Yok iyiyim geçen. Karnını tutuyorsun hastane. Bir taksi. Bekle taksi. Gel gel hastaneye dön. Tutun bana. Dur ver bana bunu çantanı. Dur, tamam yavaş yavaş hareket et. En yakın hastaneye git. Tabii. Yavaş yavaş hareket et. Evet sevgili ebeveynler evi boyattım. Eskisi gibi oldu. Birebir boyattım, mis gibi oldu. Yani evde harika, fresh bir hava var. Adeta evi iyi ki yapmışım. Boya solunmak buna yaramamış Yalçın. Ya oğlum tamam güzel evi boyadın da. Hı-hı. Peki mobilyalar ne olacak? Hı-hı. Yani biz senin o fresh evinde kaktüsün üstünde mi oturacağız? Al babacığım, şuşun. Babacığım lütfen ya. Ben Şamil abiye gittim. Bir takım mobilyalar ayarlandı. Siz rahat olun. Aa, buyurun efendim. Bir el alemin koltuğunda oturmadığımız kalmıştı. O da mı geldi başımıza Yalçın şimdi? Anneciğim aşk olsun sen koca ikinci el sektörüne niye öyle bakıyorsun ya lütfen. Duygu aktarımı söz konusu. Orada bir yaşanmışlık söz konusu. Hatta biz ona retro diyoruz, vintage diyoruz lütfen ya. Hurda. Biz de hurda diyoruz Eko Bey. Ayrıca o hurdayı almak için bile para veriyoruz. Yahu siz hallettim kelimesinin nesini anlamadınız ya? Şamil abiyle hallettim ben taksit vereceğiz. Rahat olun siz. Öyle olunca halletmiş oluyorsun yani öyle mi? Bir Şamil'e taksitimiz eksikti. O da oldu. Hayırlı olsun. Ya benim Şamil abiyle aramda böyle kendimize ait bir hukukumuz var. Siz takılmayın diyorum lütfen ama. Ganyan'dan tanışıyoruz demiyor. Özel bir hukuku varmış. Ne olmuş ya? Ne olmuş? Oh be! Evim ne kadar güzel oldu. Fakir ertenler olmayınca. Ne yaptınız? Badana boya oldu mu? Hı? Şahane. Ve fakat nedir? Eşya yok, koltuk yok, masa yok, sandalye yok. Ha. Ay ya ben size fakir dedikçe iyice çıtayı düşürdünüz. Üzülüyorum size. Hiç de bile. Ben Şamil abiye gittim, hallettim mobilyaları. Niye soruyorsun? Ya niye soruyorsun? Ya ama öyle. Hallettim. Ne? Şamil abi. Şamil abi. Ya onun bütün eşyaları tahta kurulu. Kurtlanacaksınız. Kurtlu ertenler, kurtlu ertenler. Mahallede salgın çıkacak be sizin yüzünüzden. İyi işte. Sen de bize yanaşmazsın, biz de kaba dinleriz. Ya ne kadar güzel bir gün değil mi? Siz de onu hissediyor musunuz? Ben yine zep zenginim, siz yine has fakirsiniz. Hayat dengeden ibaret. Al bunları nasıl? Yap. Vintage diyorlar ona, vintage. Yarabbim ya. Ozan müsait misin? Evet, ne oldu? Benim seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Dinliyorum. Bu sabah Çağla ile konuştum da... ...senin bilmen gereken bir şey var. Nedir? Bir saniye. Efendim Esra? Ozan, ben Çağla'yı hastaneye getirdim. Doktorun yanında şimdi. Ne? Neden? Ne oldu? Ya bilmiyorum. Şirketin önünde fenalaştı. Ben de direkt hastaneye getirdim.
Tamam, geliyorum. Hangi hastanedesiniz? Tamam. Tamam, oradayım birazdan. Ozan, ne olmuş? Çağla fenalaşmış, Esra da onu hastaneye kaldırmış. Ne diyorsun ya? İyi miymiş? Bilmiyorum. Evet, işte salonumuzun en yıldız parçası da geldi. Gel baba şöyle. Ya şunun güzelliğine bak, Allah aşkına ya. Bence harika oldu. Müthiş retro bir hava yakaladık evde ya. Nasıl olmuş anne? Allah belanı vermesin oğlum. Anne deme öyle şeyler. Gel şu masanın bir güzelliğine bak ya. Bak güzelliğine bak. Eski masamızın birebir aynısı. Harika, yapça yapıldı. Yok yok, altını şey yapmayalım da. Altı biraz boş ver altını. Mesela bu. Mesela bu şunun güzelliğini, şunun ölçülerini, şunun acı yapmazlığını bir gör ya. Bak bunun da üstüne böyle bir örtü takmış. Mis. Vallahi mis ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Benim asıl yıldız parçam kanepe. Kanepeye bayıldım. Şuna bir gel otur bir hissedemiyorum. Allah belanı vermesin seni. Gevşemiş ya. O. Gevşemiş diyor ya. Allah. Ben bakmadım. Yalçın ya. Bela okuyup durma Allah aşkına ama ya. Bu da güvenen de kapı hadi Yalçın. Yalçın ben gidip yeni eşya alacağım. Ben oturamam bunlarda. Yeni eşya alacağım. Tamam. Sen git. Ay neyini beğenmedin anlamıyorum. Tarihi eser diyorum. Ay hala tarihi eser diyorsun ya. Evet baba bu kim bilir bu kiminmiş biliyor musun? Bu eski Osmanlı zabıt katibinin masasıymış ya. Kim bilir bunun üzerinde ne fermanlar imzalandı, kimlerin kellesi gitti. Bak burada mesela böyle yeri var. Bak çekiyorsun. Biraz doğru gel. Heh bak mesela buraya kahveni koy, iç. Burada bir sürü çekmeceler. Bak burada böyle bir şey var. Aşağı dur, bir dur. Bu ne? Tarihi eser işte. Oğlum onu sormuyorum. Bu sarkan ne bu? Sarkan mı? Yaşanmışlık işte diyorum baba. Kim bilir hangi padişahın fermanını unuttular. Bakıyoruz. Vallahi ferman gibi ha. Bismillahirrahmanirrahim. Baba. He? Baba. Babacığım. Baba sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Eko. Oğlum bu bir harita. Evet. Var ya benim acilen akıllı bir dedektör yapmam lazım. Elif, şuna baksana. Harikaymış bu. Çok iyi bulmuşsun. Bunu bana mail atsana. Ben ödevin sonuna eklerim bunu. Alıntıları falan tamam, eklerim. Atayım ha. Linkini yolla. Tamam. Tamam şimdi. Dear Miss Korfalı. İnanmıyorum. Bana Viyana'daki müzik akademisinden mail gelmiş. Bana her gün öyle reklam mailleri düşüyor. Yok bu öyle bir şey değil işte. Ben buraya başvurmuştum aylar öncesinden. Yani olmaz diye unutmuştum. Kabul almışım. Hem de tam burslu. Ne? Muhteşem bir haber. Tebrik ederim Elif seni. Elif, niye sevmiyorsun sen ya? Ne kadar harika bir haber aldığının farkında mısın sen? Yoksa şoktan mı böylesin? Seviniyorum tabii ki. Sevinmez miyim? Seviniyorum da. Biz Eko ile evlilik planları yapıyoruz ya. Çağla Hanım'ın yakını? Benim. Yani yakını değilim ama
Aynı şirkette çalışıyoruz. İyi mi Çağla? Anladım. Çağla'nın durumu iyi. Gebeliğin ilk haftalarında böyle kasılmalar, sancılar çok normal. Takip eden doktoruyla da görüşecek. Endişe edilecek bir durum yok. İsterseniz görebilirsiniz. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Hamileymiş gerçekten. Esra, Çağla nasıl? Çınar. İyi Çağla, iyi. Hamileliğin ilk haftasında olurmuş böyle şeyler. Doktoru kontrol etsin dedi. Ben gidiyorum. Siz ilgilenirsiniz zaten. Çok sağ ol. Çağla, iyi misin? İyiyim Çınar. Ozan, gelmişsin. İyi misin? İyiyim. Ben de. Bebeğimiz de gayet iyiyiz. Ben hazırım. Çıkalım isterseniz. Çıkalım. Dur baksana. Bu çizgiler var ya, hı hı. Kesinlikle defineyi işaret ediyor. Şuralarda bir yerde olması lazım. Babacığım ama her yer çizgi. Yani belki de bir şaşırtmaca, bir gizem yaratmışlar. Bak böyle de bakabilirsin. Tamam da burada ne diyor? Bak ben bunu anlamadım ha, şimdi. İşte ya. Asıl problemi bu da rakam mı, ad mı, adres mi? Yok Allah'ınızı seversiniz ya. Bir kere hazine haritası olsa bizim elimize geçme ihtimali var mı ya? Ay bir de gülüyor ya. Neden anneciğim? Yani kader bir kere de bize gülemez mi? Gülmesin mi? Gülemez. Bizim kaderimiz, bizim yüzümüze ağlıyor Eko. Senin bunu anlaman için daha kaç olay yaşaman lazım. Biz bu maceradan yine borçlu çıkarız. Ben çok sıkıldım ama ya. Ama ruhum bak bu seferki fark. Gerçekten çok fark. Yalçın sen hazine haritasıyla zengin olmuş kaç kişi gördün hayatında? O anneciğim müsaade edersen belki de biz olacağız. Allah Allah. Sus sen hiç konuşma. O kadar borcumuz harcımız var. Bir de yetmezmiş gibi mobilya masrafı çıkardın başımıza. Bırakın şu saçma sapan hayallerle uğraşmayın. Bir işin ucundan tut. Çok yoruldum ben ya. Evet ya. Vallahi annem haklı be baba. Boş verelim. Bizi boş boş hayallerin peşinden sürükleyip duruyorsun. Boş verelim ya. Vallahi. Evet ya Eko çok doğru söylüyorsun. Bence de çok boş hayaller bunlar. Hatta hiç benlik değil ruhum. Tabii ben şimdi gömü peşinde koşacağım. Bulacağım bir de çarpılacağız ondan sonra. Bir ton iş hiç gerek yok vallahi benlik değil. Hayırdır sen nereye? Anneciğim bu yerinde çıkışınız beni kendime getirdi diyelim. O yüzden işe yaramak adına manava doğru gidiyorum. Nasıl? Manava. Ya. Kendi irademle. Evet. Evet ya. Ben de gideyim şu sucuya borcumuzu ödeyeyim. Arkamızdan konuşmasın ruhum olur mu? Hadi ben gittim. Ruhu, bir şeye ihtiyaç olursa alo de bana, oldu mu? Yürü hadi. Tamam, geliyorum. Baba, ha? Ne yapıyoruz şimdi? Evlat, şimdi operasyona başlıyoruz. Tamam. Yalnız bizim şuna ihtiyacımız var. Şimdi bu haritayı çözebilecek. Yani eski Türkçeden çok iyi anlayan bir adama ihtiyacımız var. Doğru. Aha, buldum. Buldum bir tane. Rüstem dede vardı 100 plus. Hatırlasana. O adam duruyor mu ya? O adam kesin çözer. O adam Türkçenin ilk icat olduğu zamanlardan beri vardır ya. Kesin biliyordur o. Duruyor mu herif? Evet. Durmaz olur mu? Eko duruyor. Tabii ki. Dur. Çok iyi değil. Tamam. Geçen kahvede gördüm. Okey de taşı çalıyordu. Süper. Tamam. Tamam. Hallet. Yürü oğlum. Adam 300 yaşında bak ki. Dedeciğim. Dede. Bak dedik ki bu işi çözse Rüstem dede çözer. Çünkü kendisi yaşayan bir tarih olduğu için sana geldik. Hadi Allah aşkına şurada ne yazıyor? Bize bir oku. Gözünü seveyim ne olur ya. Okur oğlum okur. Rüstem dede maşallah ansiklopedi gibi okur. Tabii yürüyen bir ansiklopedi. Dede şurada ne yazıyor Allah aşkına? Dede yok ki baba. Dede ölüyor mu ne oluyor anlamadım ki ya. Dedeciğim. Dede şu anı mı buldun ya bozulacak ya. Hoş geldiniz çocuklar. Ama dedeciğim oraları geçtik. 5 kere hoş geldik, 5 kere hoş bulduk. Onlara hep yaptık, oralar bitti. Yeni konudayız artık Allah aşkına. Şurada ne yazıyor ya? Şurada, şu haritada ne yazdığını söyleyeceğin 3 tane kelime var zaten. Ne olur be dedeciğim. Eko ya harita deyip durma şimdi. Dede haritanın peşine düşecek ya. Baba ciddi misin ya? Adam burada mı değil mi? O bile belli değil. Nasıl peşine düşsün haritanın Allah aşkına? Rüstem dedeciğim. Bak
Dede, Allah rızası için şurada, şurada ne yazıyor ya? Bütün hayatımızca bunu merak ettik. Şurada yazan şey, iki tane kelime var zaten. Ne olur ya, oku, oku. Böyle bir göz teması kur. Burada ne yazıyor onu bize söyle, lütfen. Çeşmeyi arkana aldın mı? Evet, evet. Kuzeydoğu'ya 150 adım attın mı? Kuzeydoğu, 150. Evet, tamam, tamam. Çeşmeyi arkana aldım. 150 adımla. Adımladım. Sandık orada gömülü, bak yazıyor işte. Aa, çok güzel, çok güzel. Vallahi çok güzel, tamam. Bunun nesini okuyamadınız? İşte cahillik, cahillik. Tamam, ben çözüm. Cahiller. Güzel, hallettim. Çok güzel. Ya evet. Güzel. Hadi gidelim, gidelim. Üstem dede, görüşmek üzere. He? Hadi görüşürüz Mithat'ki, ben şey yaparız artık. İyi günler. Hadi bakalım, hallettim. Hayır, dikkat edin. 150 adım. Benim aklımda, benim aklımda. Hepsi tamam, o zaman tamam. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Afiyet olsun. Menekşe teyze, selam. Ha, hoş geldin yavrum. Eko yok mu? Eko yok. Manava diye çıktı. Gidiş o gidiş. Babası da yok, kendi de yok. Ama şey, ıspanaklı börek yaptım. Gel. Yok. Yiyelim. Eko'dan daha yararlı en azından. Yok, sağ ol. Eline sağlık. Ben gideyim, daha sonra tekrardan görüşürüz. Elif, sen iyi misin yavrum? İyiyim. İyiyim. Benim sadece Eko ile konuşacaklarım vardı da. Hı, ben Eko gelince söylerim geldiğini. Şey, onlar baba oğul böyle bir define haritası mı ne, öyle bir şey buldular. Onun peşine düştüler. O yüzden yoklar ortada. Benden kaçıyorlar. Biz seninle hiç konuşamadık öyle karşılıklı da. Şimdi ben baştan söyleyeyim. Sen Menekşe teyze bana niye söylemedin deme sonra. Şimdi sen Eko gençtir, akıllanır, düzelir diye umuyorsan... Boş yere heveslenme. Bak Yalçın amcana, gençliğinden daha beter oldu. Eko da sağ olsun babasının aynısı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İşte babası dükkanı yakar, oğlu evi yakar biliyorsun. Burada parfümü yapmadılar, tüp mü patlatmadılar. Yani kısacası onların hep peşinden koşacak bir hayalleri vardır Elif. Ama çok eğlenceli değil mi? Ha? Yani böyle macera dolu bir hayat, bu eğlenceli bir şey değil mi? Eğlenceli tabii de şey, hayatta böyle bir takım seçimler yapıyorsun. Daha sonra o seçimlerin getirdiklerine mecburen göz yumuyorsun. Bir de böyle bir şey var. Öyle. Doğru söylüyorsun. Tamam Menekşe teyzeciğim, ben teşekkür ederim. Daha sonra tekrardan görüşürüz. Görüşürüz ya. Esra, gel gel. Esra, ne oldu? Kızım çatladın meraktan ya. Sesin telefonda çok kötü geliyordu. Hastaneden geliyorum ben. Çağla'yı hastaneye götürdüm. Neden? Ya şirketin önünde fenalaştı işte. Ben de aldım hastaneye götürdüm. O sırada kimse yoktu orada. Çağla gerçekten hamileymiş. Ya ben bugüne kadar yalan söylüyordur, bir şeyler saklıyordur dedim. Ortaya çıkar dedim ama öyle olmadı işte. Yani... Tamam da bu neyi değiştirir ki? Kızım sen demiyor muydun bu kız bir şeyler saklıyor diye? Diyordum da öyle değilmiş demek ki. Bu sonucu değiştirmiyor Zeyno. Ya Esra, bak o geceye dair bildiğimiz tek şey Çağla'nın söyledikleri. Bu kadının 30 lafın 30 da yalan. Ya oradaki kilit isim Ozan ama ya, o da o geceyi hatırlamıyor. Ama bak kızım kesin bir şey var bu işte. Bak gör, çıkar yakında. Bilmiyorum. Ben bugün Çağla'yı parkta bir adamla konuşurken gördüm. Adam Çağla'nın elini tuttu. Ben bir taraftan tartışıyorlardı da. Sen ciddi misin? Ben evet. Esra, bunu hemen Ozan'a söylemen gerek. Bunu biliyorsun değil mi? Ne bileyim Zeyno, karman çorman oldum artık. Yoruldum. Esra, saçmalama. Bak yüzdün yüzdün, kuyruğuna geldin. Şu an pes edemezsin. Gerçeğin ne olduğunu öğreneceksin. Anlaştık mı?
Alo Ozan. Konuşmamız lazım. Bence de. Ben de seni arayacaktım. Neredesin? Ben sahildeyim. Tamam, yerimizde buluşalım. Hemen geliyorum. Tamam, kayıkların orada görüşürüz. Bay bay. Esra. Sen beni aradığında ben teknedeydim. Ya ben o gece nere oldu diye düşünüp duruyorum ama yok. Mesela ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Var, bazı görüntüler var ama onların hiçbirinde de Çağla yok. Yok Esra, ben işin içinden çıkamıyorum. Olmuyor. Ozan, benim sana bir şey söylemem lazım. Ben bugün Çağla'yı takip ettim. Parkta gizli gizli bir adam bulmuştu. Yani ne konuştuklarını duymadım ama tartışıyorlardı. Hatta adam bir ara Çağla'nın elini tuttu. Yani samimilerdi bayağı. Ne diyorsun Esra, sen kim bu adam? Yani kim olduğunu bilmiyorum. Daha önce hiç görmedim. Hatta Çağla bir ara çek verdi adama. Adam yırttı attı gitti. Yani onlar gittikten sonra adamın kim olduğunu öğrenmek için oraya gittim. Çeke baktım. Ama isim yazmıyordu. Çek verdi. Adamdan kurtulmaya çalışıyor büyük. Yoksa niye gidip çek versin, gizli gizli parklarda bulsun değil mi? Ama yeter. Ozan! Ozan! Nereye? Nereye gidiyorsun? Bir dur, düşün, bir sakin ol lütfen. Sen gidip Çağla'ya bunu sorduğun zaman Çağla sana gerçekleri söyleyecek mi? Ya söylemeyecek ama ben hiçbir şey yapmadan böyle duramam. Mesela bana bir cevap vermek zorunda. Sen Çağla'yı hiç tanımıyorsun. O her şeyi yapabilecek biri. Ya ben delirmek üzereyim ya. Ben gidip Çağla'yla konuşmak zorundayım. Bildiklerimi onun suratına söylemek zorundayım. Ozan, lütfen sakin ol diyorum sana. Öfkeli hareket ettiğin zaman kendine de bana da zarar veriyorsun. Böyle davrandığın zaman ne olacak? Ne gerçekleri öğrenebileceksin ne de Çağla senden boşanacak. Yapma. Tamam da ne yapacağız peki Esra? Böyle durup bekleyecek miyiz? Hayır, beklemeyeceğiz. Benim bir planım var. Neyi anlamasından korktun Çağla? Neyin ondan olmadı? Kimden bebek? Mert'ten. Ya resmen boş boşuna korkmuşum ya. Hayır, Ozan'la beraber hastaneye gidersek her şey açığa çıkar sandım ama hiç öyle olmadı. Yani olanlardan etkilendi sanırım. Çınar, Ozan nasıl koşu koşu hastaneye geldi? Kaç kere iyi misin diye sordu. Ve gitgide yumuşayacak ben eminim. Çağla. Bugün Esra aradığında ben tam Ozan'a her şeyi söylemek üzereydim. Ne? Ne demek tam Ozan'a her şeyi söylemek üzereydin? Ben senin kardeşinim Çınar, nasıl böyle bir şey yaparsın? Asıl soru benim değil, senin nasıl böyle bir şey yapabildiğin Çağla. O Mert şerefsiziyle nasıl birlikte olabilirsin ya? Tamam Çınar, haklısın. Hata yaptım ama çok üzgündüm. Ozan Esra'nın peşinden Antalya'ya kadar gitti. Benim telefonlarıma bile bakmadı. Annem yine hastanelik oldu. Senin tek derdin Esra'ydı, benimle ilgilenmiyordun bile. Çok yalnızdım. Sonra o gece Mert'le karşılaştık. Beni çok özlediğini söyledi, benimle ilgilendi. Ya birinin benimle ilgilenmesi, bana iltifat etmesi o kadar hoşuma gitti ki. Sabah olunca anladım ben nasıl bir hata yaptığımı. Ama iş işten geçmişti. Bir hatadan çok daha fazlası Çağla. Ben buna ortak olmayacağım. Nasıl yani? Yani bu yalanı ya sen bitirirsin ya da ben. Seçim senin. Çınar, böyle bir şey yapamazsın. Gidip Ozan'a hiçbir şey anlatamazsın. Biz kardeşiz ya. Kardeşler böyle günlerde birbirinin yanında olur. Ayrıca sen de ne istediğine bir karar ver artık. Esra'yla beraber mi olmak istiyorsun? Yoksa ömrünün sonuna kadar bir tarafta durup Esra'nın seni seçmesini mi bekleyeceksin? O da seçerse tabii.
Ben sana ne olacağını söyleyeyim mi? Sen gidip Ozan'a bütün gerçekleri anlatacaksın. Sonra biz ilk duruşmada boşanacağız. Sonra Esra ile Ozan'ın arasında hiçbir engel kalmayacak. Ve sen de sonsuza kadar Esra'yı unutmak zorunda kalacaksın. Gerçekten bunun mu olmasını istiyorsun? Çınar, Ozan Esra'yı sinirlenip bana evlenme teklifi etti. Esra Ozan'a sinirlenip seninle beraber oldu. Sonra birbirlerine aşık oldukları anladıkları dakika bizi bir çöp gibi kenara fırlattı. Sence bu adil mi? Bence değil. Ya ben en azından istediğim şey için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yapıyorum da. Sen bir kerecik olsun ömründe kendi hayatının başarı olmayı dener misin? Ben kaybeden taraf olmaktan çok sıkıldım. Bence sen de sıkılmışsındır. Ben diyeceğim dedim. Artık seçim senin. Yıldız. Yıldız, buyurun. Bak şimdi oğlum, şu tamam bu iş tamam. Saat kaç oldu? Niye kapatmadın? Aa, sen anneciğim, senin dilin yok muydu ya? Baston, akıllı baston. Bırak, hadi ya, Allah mahvederim sizi. Ne bu yalçın? Bu ne yalçın? Bu şey, bu akıllı dedektör. Ha, ne yapacağım bununla? Bu şey, hani hayatım böyle duvarlarda borular oluyor ya. Her eve lazım ya. Her evde bu aletten bir tane bulunması şart yani vallahi. O borularda çatlaklar oluyor. Hani su sızıyor, onu tespit etmek için. Ha öyle mi? Yemezler. Yemezler ya, siz ne yapıyorsunuz? Ben bu kadar borcun ağacın altında eziliyorum. Siz o haritanın peşine düştünüz değil mi yine ya? Harita? Ne? Siz ikimiz siyasal mı? Esas bu abinin bir zigizi yok. Ya hayatım, biz haritanın peşinde falan değiliz. Yok öyle bir şey. Tiplere bak, tiplere bak. Kıvırmayın bari ya, kıvıramıyorsunuz zaten. Her yerinizden yalan akıyor. Bari dürüst olun da doğruyu söyleyin ya. Saçma sapan boş hayallerin peşindesiniz. Size söylüyorum, o haritadan bir hak çıkmaz. Vallahi kırarım. Hayır, 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 hayır ya. Ya hassas hale bırak. Anne, doğruyu söyleyin bana. Olur ya. Doğruyu söyleyin bana. Ya bırak, çık kıracak pahalı haritasını bana. Ya tamam haritanın peşindeyiz ya. Heh. Haritanın peşindeyiz. Heh. Anneciğim, Rüsten dede der ki, bakın şurada çeşme var. Çeşmeye sırtınızı verin, 150 adım atın. Çeşme orada, adımlar burada. Yani bütün şartlar yerine oturmuş vaziyette, seni ikna edemiyoruz. İkna ol artık yazıklar şuna, ne olur olsun ya. Yazıklar olsun. Ya anneciğim, delirtme beni ne olur. Zenginlik zümrüt teyzede mi kalsın? Oraları düşün biraz, ne olursun ya. Zümrüt mü? Evet. Zengin. Rüstem dedi, öyle mi dedi yani? Evet, evet öyle evet, diyor. Evet, ruhum çeşmede finazine. Evet, tam olarak öyle dedi. Adımlayın dedi, şey yapın dedi. Anneciğim, bu sehpanın bize gelmesi bir işaret. Vallahi işaret, şunu artık kabul et lütfen. Yani bir bakmaktan zarar çıkmaz aslında yani. Evet. Ama bana bak, eğer bu işin sonunda yine borçlanır harçlanırsak, yemin ederim paralarım sizi. Paralarım bozdurur da harcarım Yalçın. Baba annem ne diyor? Allah ne diyor? Ruhum, artık böyle bir şey mümkün değil. Asla ve kata. Para kaybetmek yok bundan sonra. Yani zinhar ya, zinhar. Ne mümkün? İyi. Şimdi gidelim. Bakalım o zaman. Bakalım, hadi bakalım. Vallahi kırıyordum. Hala kırıyordum. Alo, efendim Ozan. Çağla selam. Selam. Çağla, ben çok düşündüm özellikle bugün hastaneden sonra. En doğrusu bu süreçte benim senin yanında olmam. Eğer sen de hala istiyorsan, gelip seni alayım, birlikte eve gidelim. Ne dersin? Ozan, gerçekten mi? Hemen hazırlanabilir misin yoksa bekleyeyim mi? Yok, ben hemen hazırlanırım. Hatta şu an telefonu kapatıp hemen hazırlanırım. Sence vakit kaybetmeden gel. Tamam. Güzel. Görüşürüz. Görüşürüz. Biliyordum. Hava! Hava, hemen gel. Çağla, ne oluyor ya? İyi misin? Çınar, sana demiştim. Olacak demiştim. Oldu sonunda. Ozan aradı beni. Beni almaya geliyor. Ben kazandım. Onun evine döneceğiz. Nasıl ya? Ne olmuş birdenbire? Niye değişmiş fikri? Yani
Hastaneden sonra çok düşündüm dedi. Herhalde olanlardan etkilendi. Hem sen neden bu kadar sorguluyorsun Çınar? Önemli olan fikrini değiştirmesi değil mi? Bana bakar mısın? Söz ver Ozan'a hiçbir şey söylemeyeceğim. Çınar, söz var. Sen hazırlan. Ben oyalanayım seni, tamam mı? Görüşürüz. Teşekkür ederiz biz Çınar. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122. Baba bu yol çok tehlikeli bir yere gidiyor baba. Yalçın, o pusula doğru mu emin miyiz? Ya ruhum tabii ki doğru, eminiz. Kaçta kalmıştık? 122. Tamam. 121, 120, 119, 118. İko ne yapıyorsun oğlum? Kaset gibi geri sarmaya başladın. Ya ama baba yani bizim dükkan biraz daha doğuda değil mi? Vallahi çok kötü yere gidiyoruz biz. Ya İko bak ben bilimin ışığında çalışıyorum oğlum. Ya bir hatırla Rüstem dede ne dedi? Ne dedi? Alın çeşmeyi arkanıza aldık. Evet. Dön yüzünü kuzeye doğruya döndük. Döndük. Atın 150 adım dedi. Atıyorum atıyoruz daha ne? Atıyoruz ya tamam. Hadi. Oy. Hadi bak. Kaçta kalmıştık? 118. 119, 120. Ya ama yani bu adım kimin adımı? Yani benim adımımla annemin adımı bir mi şimdi? Belki bu daha iri bir adamın adımına göre yapılmış bir yerde. Bilmiyoruz ki. Nereden bileceğiz? Uf, Eko bir boş yapma ya. Haritaya göre belli ki burada altınlar işte. Daha ne? Ama bak ne bileyim. Kaç? 131. Ha, 132. 133. 133. Ya Allah'ım ya. Bu kadın nasıl bütün altınları mıknatıs gibi kendine çekiyor? Kafayı yiyeceğim. Ben anlamıyorum ya. Benim bütün ümidim, hayalim şu ahşap evin içinde nasıl toplanıyor? Şşş, yapma. Ya ödümü patlattın. Siz ne yapıyorsunuz burada fakirler? Ya tabii alıştınız zenginliğe değil mi Refah'a? Avokadolar, muzlar, havyarlar falan. Evet. Yok geçti o bitti bitti. Artık eviniz de badana boya oldu. Hadi gidin başka kupaya hadi. Hadi yok size ciğer falan. Pis. Pis. Zümrüt teyzeciğim eski günlerin hatırına şöyle bir karşılıklı kahve fırdetmesek mi? Biz de içeri girip bir mekanı kolaçan edip keşif turu yapsak. Yok, lütfen ya biz de bir keşif turu yapalım. Başka bir ay şunlara bak senin size boyu uzansın. Gidin. Ben dedim size bu işten hayır çıkmaz diye. Plan iptal beyler. Altın aramaya çıktık, çöp bulduk ya. Oğlum bir dur, bir dur, bir dur. Bir dur, bir sakin ol. Halledeceğiz inşallah. Baba bizim bu eve girmemiz lazım. Oğlum. Bak sakin ol. Biraz gelmeyeceğim. Anne. Menekşe teyzelerin sesini mi duydun? Ay evet. Kedi gibi gelmişler, yanaşmışlar kapıya. Ay nasıl fakirler, nasıl fakirler görsen. Tabii zenginliğin tadını aldılar. Dururlar mı? Hep gelecekler. Ne münasebet! Kızım ben sana dedim almayalım onları evimize, sarayımıza dedim. Dinlemedin ki. Neyse hiç merak etme. Püskürttüm onları, yolladım. Korkma, güvendesin. Korkma, güvendesin. Anne, Eko da gelmiş miydi? Hı, gelmişti. Ya bu saatten sonra sana ne faydası var, faydası Eko'nun? Anne. Hı. Of, ne? Şimdi benim sana bir şey söylemem gerek. Ama bunu seni kimseye söylememen lazım. Söylerim. İşte söylememen lazım. Ama ben de beni biliyorum, tabiatımı biliyorum. Söylerim, ben tutamam ki içimde. O bana sıkıntı verir yani. Söylerim yani. Duramaz, içim daralır. Tamam, tamam, tamam. Öf deme. Tamam, söylemeyeceğim. Yani... Çok önemli. Tamam. Ya dur, bir dakika. Hazırlamam lazım bunu kendime. Tamam, söylemeyeceğim, değil mi? Hı. Yok, söylerim. Yani... Tamam söylemeyeceğim, tamam söylemeyeceğim. Söyle ne? Çabuk söyle işte. Hani benim başvurduğum Viyana'daki müzik akademisi vardı ya. Evet hatırlamıyorum. Dünyanın en büyük müzik okullarından biri. Hmm. Ben oradan kabul aldım. Hem de tam burslu. %100. Ya Rabbel Alemin! Allah'ım sen benim dualarımı kabul ettin ya Rabbim. Tekrardan Menekşe'yle dünür olmamak için bana bir çare gösterdin. Bir yol gösterdin. Amin. Anneciğim öyle bir şey yok. Ben daha kararımı vermedim.
Ver ver git. Gideriz. Beraber gidelim. Ne olacak? Analı kızı. Ay orada şinselleriz. Böyle incecik şinselleri var. Şimdi. Davet bana geldi. Anam. Bana geldi. Anana? Anne, anne davet sadece bana geldi ve ben daha kararımı vermedim. Ya benim önce bir Eko'yla konuşmam lazım. Ha, veda konuşmaları zordur bilirim. Ben Eko'yla gider konuşurum. Derim ki bitti gitti. Elif yok derim artık. Ya öyle bir şey yok. Bizim Eko'yla ayrıldığımız falan yok. Hmm, tabii tabii evet. Ya ben niye sana anlattım ya anne? Bak bu konuştuklarımızı kimseye hele de Eko'ya asla söylememen lazım. Önce benden duymalı. Haberim için çok zor. Anneciğim bak yemin ediyorum okulu yakarım gitmem. Okulu da yakarım, bursu da yakarım bak. Nasıl tutacağım ben kendimi? Çok söyleyesim var. Vallahi gitmem. Tamam söz. Bitti. Asla. Ay. Tamam. Hadi sen otur ben sana meyve hazırlayayım. Tamam. Hadi. Eko diyesim var Eko. Kızım Elif gidiyor diyesim var Viyana'ya. Ama diyemeyeceğim ya. Allah'ım hayat benim için çok zor. Ozan, hoş geldin. Çağla'yı almaya geldim. Biliyorum haberim var. Hazırlanıyor yukarıda. İner şimdi. Bir şey soracağım. Ne oldu sen neden fikrini değiştirdin? Böylesi daha iyi Çınar. Hepimiz için. Çınar sen... Bugün bana bir şey söyleyecektin. Çağla ile ilgili dedin ama sonra yarım kaldı. Şimdi söyleyebilirsin. Dinliyorum. Çağla. Ozan. Gelmişsin. Benim de valizlerimi şimdi aşağı indiriyorlar. Çıkalım istersen. Çıkacağız, çıkacağız Çağla. Çınar tam bana bir şey söylüyordu. Söylesin, çıkacağız. Evet Çınar, seni dinliyorum. Çağla'nın bu aranızdaki meselelere çok üzüldüğünü söyleyecektim. Hı. Yani çözün istiyordum ama siz çözüyorsunuz belli ki. Ha bunu söyleyecektin yani. Hı hı. Bunu söyleyecektim. Abi inanamıyorum. Zümrüt ya. Teyze bayağı bayağı altınların üstünde mi yaşıyormuş? Kadın resmen çekiyor. He. Vallahi çekiyor. Ya sana bayılıyorum ya. Tam bir ertensin. Bak hiç yabancılık çekmeden hemen hikayeye dahil oldun. Bravo. Yani tabii ki abi. Bir şey diyeceğim. Hadi kalk şuraları topla. İyi hadi. Da sana bir şey diyeceğim. Bu Zümrüt cadısı o altınları sana yar etmez. Ne yapar eder senin elinden alır onları. Hayır ya boşuna uğraşırsın. Bence bırak habersizce yaşasın onun elinde. Ya yavrucuğum öyle bir dünya yok. Ok yaydan çıktı artık. Bu devirde evlenme kaça patlıyor. Senin haberin var mı ya? Abi o hurda sehpanın içinden mi çıktı? Ha, işte. Siz bakınca sevimsiz bir tasarım görüyorsunuz. Ama abim bakınca define görüyor ya. Ya senin abin sehpanın bile definelesini buluyor hayatım. Bana bak. Bir şey diyeceğim. Sende durumlar ne? Asayiş bir Kemal mi? Yani bende durumlar tabii ki her zamanki gibi karışık. Ne zaman yolunda oldu ki işler zaten? Vallahi ertenler. Abi bir şey diyeceğim. Ben şimdi ayağa kalkınca iyice ağırlık çöktü ya. Eve gitsem uyusam sen toparlasan olur mu? Tamam tamam git hadi. Sağ ol abi. Hadi, hadi görüşürüz. Tamamdır çocuklar, sağ ol. İyi akşamlar Ozan Bey. İyi akşamlar. Ozan çok özlemişim, ne kadar alışmışım kısa sürede buraya. Hem bu dönemde şirkete yakın olmak benim için daha iyi olacak. Şimdiden kendimi çok huzurlu hissediyorum. Ozan, bundan sonra ikimiz için de her şey çok güzel olacak. Ben eminim. Thank you.
yeni bir sayfa açıyoruz Çağla. Geçmiştekileri geride bırakmak yerine doğrusu. Hadi sen artık yerleş. Ha? Tamam. Yerleşeyim. Ya Dünkü acaba bu altınlar tam olarak nerede? Yani evin neresine tekabül ediyor ya? Yani bahçede filandır. Filmlerde genelde öyle oluyor ya. Giremiyoruz, eve giremiyoruz. Ya eve girebilsek ben bilimin ışığında o dedektörle bulacağım altınları. Ha Çiçeğim. Günaydın. Günaydın. Ya bak sen yine böyle bir güldün. Benim yine bütün dünyam aydınlandı. Bir şey diyeceğim, sen okulda da böyle herkese gülmüyorsun değil mi? O yani biraz tehlikeli oralar. Eko, benim seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Ya sen konuş, ben seni bütün uzay zaman boyunca dinleyebilirim. Evet, dinliyorum, buyurun. Hep çok güzel şeyler söylüyorsun bana ya. Sonra konuşuruz. Sonra. Ben okula geç kalıyorum, acelem var. Sonra konuşuruz, görüşürüz. Tamam. Ne diyorsunuz? Yani ne bileyim, konuşalım dedi. Sonra acelem var, gideyim şimdi sonra konuşalım dedi. Çözemedim ben. Dün sen gittikten sonra seni sordu oğlum. Manava gittin ya o zaman. Aa. Ya bu kız iyice tutuldu bana ha. Vallahi. Ama bende de bir böyle bir şeytan tüyü var yani, onu da kabul etmek lazım. Aha. Tabii. Canım onun için ya. Kahvaltınızı şimdi getirmemi ister misiniz? Yok, önce bir ayılmam lazım. Ebru'cuğum. Aa Mert. Tüzgünün geliyorum ben. Nasıl ya? Güzelliğe bak. Nasılsın? Ya, çok şaşırdım. Dur oturayım 5 dakika. Ya, otur tabii 5 dakika. Ay. Sen ne ara döndün? Hiç haber de vermiyorsun. Aşk olsun Mert ya. Ne vefasızsın. Aman Ebru'cuğum, öyle kızacağın kadar uzun zamandır burada değilim. Ben de gördüğün gibi işte buralara alışmaya çalışıyorum. Sen neler yapıyorsun? Ne yapayım ben de? Dava koşturuyorum. Duydum. Çok sıkı bir boşanma avukatı olmuşsun. Hatta bizim Çağla'nın da avukatıymışsın. Oo, sen de maşallah gelir gelmez hemen buralara adapte olmuşsun. Yani vardı tabii öyle bir durum ama neyse ki sonu tatlıya bağlandı. Konuştum Çağla'yla. Bebek bekliyormuş. Aa, nasıl yani? Siz görüşüyor musunuz? Yani ara sıra görüşüyoruz. Çağla mı söyledi sana peki? Evet, Çağla söyledi. Ama ben de çok sevindim tabii. Vallahi ben de çok sevindim. Yani aslında söylemiyordu şimdilik, saklıyordu herkesten ama... Aman canım saçmalama, ben yabancı mıyım? Madem sen biliyorsun, konuşabilirim. İlk başta çok inanmadım. Ama mahkemede böyle delil olsun diye rapor falan yollayınca çok şaşırdım. Bir dakika. Mahkemeye doktor raporu mu yolladı? Evet, evet. Ya inşallah çok mutlu olur. Bundan sonra da bana gerek kalmaz. Evet, değil mi? Ben de çok istiyorum mutlu olmasını. Hak ediyor. Hak ediyor, hak ediyor. Hak ediyor. Neyse ben kalkayım artık, arkadaşlarım bekliyor. Ama bak mutlaka ara, uzun uzun konuşalım. Tamam. Ararım. Konuşuruz canım benim. Hadi iyi bak kendine, tamam. Bak arıyorsun. Tamam tabii ki. Hadi bay bay. Ah Çağla. Neredeyse inanıyorum sana. Günaydın. Günaydın. Çok güzel kahvaltı hazırladım. İştahım o kadar fazla açılmış ki dolapta ne varsa hepsini koydum. Sen de yer misin? Vallahi yerim. Zaten acıkmıştım. Vallahi Çağla çok güzel gözüküyor. Eline sağlık. Aa, niye böyle bakıyorsun sen bana? Acıkmış olamaz mıyım? Yok, acıkmış olabilirsin tabii ki. Ama o kadar zaman bu evde beraber yaşadık. İlk defa bu masada beraber oturacağız. Hadi ya.
Hiç farkında değil. Ozan, hı, bu arada ben sana bir şey söylemek istiyorum. Hı hı. Ben ev bakmaya başladım ya. Aa. Ama bahçeli olsun istiyorum, geniş olsun istiyorum. Tamam. Bir de bolca odası olsun istiyorum. Tamam. Çağla sen bak, senin için hangisi uygunsa benim için tamamdır. Ama o evde beraber yaşayacağız Ozan. Senin de ne istediğin çok önemli. Şöyle yapalım, ben beğendiğim birkaç evle görüşeyim. Sonra beraber bakmaya gidelim, ne dersin? Tamam, öyle yapalım. Nasıl istersen. Ozan, bir şey soracağım. Neden bana birdenbire böyle davranmaya başladın? Hani ne oldu, fikrini ne değiştirdin? Ben durumun ciddiyetinin farkına vardım Çağla. Eğer dün senin yanında biri olmasaydı belki de çok kötü şeyler olacaktı, değil mi? Bütün bu süreçte ben senin yanında olmalıyım, seni yalnız bırakmamalıyım. Hasan, geç de olsa bunun farkına varman beni çok mutlu etti. Ben şu an çok mutluyum, kendimi çok iyi hissediyorum. Evet, biliyorum şüphelerin var. Ama merak etme. Her şey çok güzel olacak. Merak etme. Hadi kahvaltımızı yapalım. Açmayacak mısın? Yok, açmayacağım. Önemlidir belki de. Önemliyse bile şu an kahvaltımı yapmak istiyorum. Hı. Daha sonra dönerim. Tamam. Öyle olsun. Benim aklım artık almıyor bu işleri. Bu kız akşam niye çekti gitti Ozan'la, ha? Onca şeyden sonra. Hani ben dışarıdaydım. Benim fikrimi soran da yok zaten. Sen niye izin verdin bu işe Çınar? Baba, barıştılar işte. Senin istediğin oldu. Ozan kızıma kocalık yapsın. Torunuma babalık yapsın. Bir ders çıkarsın bu işten. Ders çıkarmış işte. Daha ne yapsın? Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun evladım? Ha? Sen değil miydin bunlardan olmaz diyen? Hani en uygunu ayrılmalarıydı? Ya insanlar fikrini değiştiremez mi baba? Belki ben yanlış düşündüm. Belki Çağla haklıydı. Ozan için savaştı, kazandı işte. Bak şimdi aile olacaklar. Ne güzel. Sen çocukken de böyleydin. Çağla ne zaman bir hata yapsa onu savunmak, korumak için elinden geleni yaparsın. Bana bak. Benden sakladığın bir şey mi var? Ha? Ben burada yokken bir şey mi oldu? Ne kaçırdım? Bir şey olduğu yok baba. Ben sıkıldım bu muhabbetten ya. Çağla nasıl mutluysa öyle yaşasın. Bize ne? Ben işe gidiyorum ya. Oh be! Oh be, şöyle sarayımda huzurlu huzurlu. Sağım derten yok, solum derten yok. İster kivimi yerim, ister muzumu, ister çileğimi. Ah, çileğimi yiyorum işte, ah. Ya kim bu densiz ya? Ya bir kivimi yedirtmiyorsunuz şurada? Ne var ya damdan, ne var, ne oldu? Zümrüt anneciğim, bu acil bir durum uyarısıdır. Acil durumu ne oldu? Beyin naklini mi gerçekleşti? Yok, daha önemli, daha önemli tatbikat yapmamız lazım. O yüzden derhal evi boşaltmanız lazım ki biz tatbikat yapalım. Ne tatbikatı? Heyelan, heyelan tatbikatı, evet. Yani maazallah bir anda heyelan gelirse buralara ne yaparız? Paramparça oluruz. O yüzden siz çıkın da biz bir tatbikat yapalım, bakalım ne oluyor? Heyelan mı? Heyelan. İşte heyelan demeyecektim. Heyelana kadar kadının bütün odağı bendeydi. Heyelanda dağıldı kadın. Ay Allah Allah, hala heyelan diyor ya. Ya Yalçın, biz bu çocuğu yaparken nerede yanlış yaptık? Hani biz çok fakirdik. Ben bunu hamileyken hep patates yedim ya. Acaba bunda beyin yerine patates cücüğü mü yeşerdi ha? Hı, evet işte de cücüğüm ya, ha, burada. Vallahi ruhum bilemiyorum ama cücük olabilir, mümkündür. Ama siz ne göreceğiz? Bakalım siz ne yapacaksınız? Hadi buyurun, sahne sizin. Ne var, ne ne yapıyorsun? Vallahi şey arıyor. Ne yapıyorsun? Zümrüt Hanımcığım, şu elimde gördüğünüz ve benim icat etmiş olduğum akıllı tarayıcı kaşlı tespit etkeci ile duvarlarınızdaki her türlü sızıntıyı tespit edip size inanılmaz bir hizmet sunuyor. Hayır, bitirmeme müsaade etseydi ikna etmeme çok az kalmıştı ya.
Hesap alabilir miyiz? Tabii ki, hemen bir saniye. Şurada bir aile konusu konuşuluyor. Lütfen anne. Annesi ne olur bak bütün ümidimiz sana bağlı anne. Ya oğlum beni bulaştırmayın. Zaten onaylamadığım saçma sapan bir işe girdiniz. Hadi ne olur Manolyan Menekşe. Aa tiplere bak ne yapıyorsunuz? Ay bakmayın öyle etkilenmiyorum. Ay. Ne var Menekşe ne oldu ne var ne oldu? Zümrüt. Şöyle seninle baş başa bir sahile gidip bol tarçınla sahip mi içsek ha? Sonra saç saça baş başa kavga ederiz. İyi olmaz mı? Hiç halim yok bugün. Bunlar kesin bir iş çeviriyorlar. Kesin. Patır patır geldiler. Yani o an aklıma gelmedi. Bir dahakine öyle efendim. Ay. Çağla. İyi misin? Hı hı. Bir an başım döndü de. Daha iyi misin şimdi? Hı hı. Evet daha iyi. Gel, gel, gel. O zaman toplantıda görüşürüz. Görüşürüz. Ne oluyor ya? Abi ne oluyor? Ben ne gördüm az önce? Bilmem. Kumsal sana sormak lazım. Ne gördün? Yani Şahlı senin kolunu tutuyordu. Sen kılını bile kıpırdatmadın ve aranız gayet iyi gözüküyordu. Güzel. Sevindim böyle görünmesine çünkü pek kolay olmuyor. Ne diyorsun ben hiçbir şey anlamıyorum. Siz şimdi barıştınız mı Çağla'yla? Yani böyle bir şey olamaz değil mi? Ben dün gece Çağla'yı eve getirdim Musa. Ne? Bu konuda tartışmak istemiyorum. Böyle olması gerekiyordu, böyle oldu. Abi ben gerçekten anlamıyorum ya. Ben sana gördüklerimi anlattım. Esra'ya yaptıklarını anlattım. Sen ne dedin? Gerçekleri ortaya çıkaracağım dedin değil mi? E ne oldu abi şimdi? Ha emin ol Musa başka bir çarem yok. Abi ne demek başka bir çarem yok ya? Biz ne yapıyoruz abi şu an? Biz niye Çağla'nın ipliklerini pazara çıkarmıyoruz? Sakin ol. Musa var mı bildiğimiz? Abi yok, senin hiçbir bildiğin yok. Sen gerçekleri ortaya çıkaracağım dedin. Sonra gittin Çağla'yı eve aldın. Senin hiçbir bildiğin yok. Ama bak gör bundan sonrası bende. Ben ne yapacağım, ne edeceğim, bu oyunu bozacağım. Ya Musa bir dur, bir çuval inciri berbat edeceksin. Abi sen berbat etmişsin, ben toparlayacağım. Lütfen bana engel olma ya. Ya Musa, Musa bir dur. Bir dur. Biz Esra ile beraber aldık bu kararı. Hangi kararı? Çağla açık versin diye yapıyoruz bunları. Ciddi mi abi bu? Bir dinlesen ben anlatacağım da sana. Gel, gel. Abi, insan başında söyler ama bunu ya. Dinlemiyorsun ki. Şimdi. Esra Çağla'yı takip etmiş. Esra. Evet. Ben sana teşekkür etmek istedim. Dün sen olmasaydın ben... Ben olmasaydım da başka biri sana yardım ederdi. Hastaneye götürmek için. Evet. Ama neden? Neden yaptın? Ne öğrenmek istiyorsun? Sen beni ölüme terk ettiğin halde benim sana neden yardım ettiğimi mi? Evet. Çünkü iyi insanlar böyle yapar. Ama sen bunu anlayamazsın. Ne amaçla yapmış olursan o. Bana hayatımın hediyesini verdi. O zaman dün beni öyle gördükten sonra çok değişti. Beni tekrar evine getirdi. Tekrar beraberiz. Tebrik ederim. Bakmaya da başladık. Malum. Ailemiz genişliyor. Çok güzel bir aile olacağız. Hepsi senin sayen. Çağla. Anladım. Yani anlıyorum. Ne duymak istiyorsun ki? Sen kazandın, ben kaybettim. Tamam. Yok yok, bu cadı var ya bu cadı. Evden dışarıya adım atmamaya yemin etmiş. Biz de eve giremiyoruz. Ya oğlum bunun başka bir yeri olmalı ya. Paniğe mahal yok, paniğe mahal yok. Siz teker teker sırayla operasyona giderken ben mevzuyu hallettim. Hı. Şimdi buradan 150 adım saydık. Hı. Tamam. Sonra 37 adım. Geri geldik. Tamam. Başladık kazmayı vurmaya. Vurduk, 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 vurduk. Böyle geniş, rahat bir çukur kazdık ki annem de şey yapsın. Ondan sonra kazdık, kazdık. Böyle köstebek gibi dümdüz geldik. Hop, Zümrüt teyzenin evindeyiz. Yok, Zümrüt teyzenin evine oradan giremezsin. Altta kanalizasyon var, orayı kazamazsın. Yok, Zümrüt Hanım'ın evine öyle giremeyiz. Yalnız orada kanalizasyon var, kazamayız orayı. Çaprazdan gireceksin. Yani çaprazdan gireceğiz lazım. Şuradan. Hı-hı. Anladın mı? Anladınız mı? Anladım, anladım. Ne yapıyorsunuz? Benden gizli ne yapıyorsunuz? Neden benim sarayım?
şeyime girmeye çalışıyorsunuz? Söyleyin. Yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bayağı toparladık. Yeniden yükseliş trendine geçtik. Bir süre şu çiftlik işine yoğunlaşalım, olur mu? Tabii ki Özde abi. Hı-hı. Esra, bu raporda neden Ar-Ge verileri yok? Ar-Ge verileri henüz yüklenmedi, yoksa ben... Yoksa ne? Esra, çoktan almış olman gerekirdi. Ben hatırlattım zaten. Anlatamadım galiba. Hatırlatmanı değil, almanı istiyorum. Bir dahakine bahaneler yerine çözümlerle gel, olur mu? İşini de düzgün yap. Ben işimi düzgün yapıyorum Ozan Bey. Ar-Ge verilerini en kısa sürede rapora eklerim. Bence bu kadar büyütülecek bir konu değil. Yani Ar-Ge verileri birazcık gecikse sorun olmaz Esra. Ona ben karar veririm Çınar. Esra, dosyaları al. Hemen odama gel. Toplantıyı konuşuruz. Ozan biraz fazla abartmadın mı? Ben inandırıcı olsun diye... Ben fazla mı geldim üstüne? Yani ben sana cevabımı verdim de neyse. Ya bu cevap vermemiş halin yani. Evet, cevap vermemiş halim tabii ki de. Ha, anladım. Ne oldu? İnandı mı? Yani hala sorular soruyor, ne değişti deyip duruyor ama mutlu da görünüyor bir yandan. Mutlu görünüyor demek. Esra, sen söyledin bana böyle yapmamı. Bana kalsa ben çoktan gidip konuşmuştum ama... Yani beni bir oyunun içine sokup sonra da bu oyunu neden oynuyorum diye benden hesap sormayacaksın herhalde, değil mi? Ozan, hayatının rolünü oynamak zorunda değilsin. Hayatımın rolü mü? Aman tamam Ozan, sus. Var mı gelişme, ne oldu anlat. Var. O Ebru İş diye kaydettiği numara var ya... Sabah kahvaltı yaparken tekrar aradı ama tabii ses salıp açmadı o telefonu. Ne oldu? Yine ne oldu Esra? Ne demek yine ne oldu Ozan? Siz sabah beraber kahvaltı mı yaptınız? Ne yapacaktık sabah başka? Bence sen bana böyle parça parça anlatma. Hepsini bir kere de anlat. Sen de rahatla, ben de rahat. Başka ne yapabiliriz Esra? Ne yapabiliriz başka? Madem kıskanacaktın, neden böyle bir duruma sokuyorsun tamam, beni? Tamam Ozan, tamam. Var ya, sana da hiçbir şey söylenmeye gelmiyor ha. Hem suçlusun hem güçlüsün. Hadi bakalım. Ne oldu? Devam et hadi, anlat. Ya o telefonunu bir an olsun bile ayırmıyor ki yanından. Ben varken de açmayacak belli ki. Ama bir yerde bir hata yapacak Esra. Bir yerde elbet bir hata yapacak. Ben o anı bekliyorum. Yani tamam, bekleyeceğiz mecbur. Umarım daha fazla uzamaz. Bak bakayım sen bana. Esra tamam, düşürme yüzünü. Tamam. Geçecek bunların hepsi, güven bana. Hepsi geçecek. Esra kurtulacağız bunlardan. Güven bana. Merhaba Çağla Hanım. Merhaba. Böldüm ama... tam istediğimiz gibi bir ev buldum. Sabah konuşmuştuk ya. Bakarız bir ara. Ama hemen görmek için randevu aldım. Kimse tutmadan bakmak istiyorum. Sen beğendiysen gideriz. Ozan Bey, ben bu raporları tekrar hazırlayıp size en kısa sürede ulaştıracağım. Öyle yapalım. O zaman ben de çantamı alayım, sonra çıkalım. Hı hı, olur. Burada da yok ya. Enişte bir işaret çak. Bakış noktanımı kazacağız. Nerede bir işaret çak ya? Yok. İyice her yeri gezdir. Aha, her yer, evet. Her yeri iyice gezdir. Gezdirsen ne olacak? Yok. İyice. Yok işte, yok. Altın yok burada. Ya ne demek altın yok? Ya yok. Var. Senin aletin bozuk. Bu mu bozuk? Evet. Bak bakalım bozuk mu? Senin bebeklerini bir tutayım bak. Bak gördün mü? Neyse bozuk. Bak. Ya ama bozuk of ya. Yok işte altın of var. Ya ama ben 3 tane düğün yapacaktım. Bir tanesi kır düğünü, bir tanesi böyle salon düğünü, bir de böyle 5 çeşmeler konseptli. 3 düğün vardı aklımda, hepsi yalan oldu. Ya. Kimle konuşuyorsun? Kim? Eko. Efendim? Çıkar bakayım, ver haritayı bana. Ne yapacaksın sen haritayı ya? Ne yapacaksın? Alacaksın, kaçacaksın mı? Nereye kaçacağım? Bakacağım ya nereden, ne haritası çıkar oğlum. Öyle uzaktan bak. Tamam. Ver eline. Bakayım.
Şu. Böyle. Ne yapıyorsun be? Okuyor mu? A benim akılsızlarım, a benim şapşallarım. Rüstem'in ipiyle kuyuya inilir mi? Adam 10 yıldır beni Safiye'yle zannediyor. Bu bizim çeşme mi? Değil mi? Değil. Aa, nasıl? Bu çeşme aşağı mahalledeki çeşme. Doğru, vallahi bak bunun burada şeysi var, bizimkinde o yok. Evet ya, Hilal işte, Hilal. Ya. Doğru vallahi bak bunun burada şeysinden var. Hadi yürüyün, adım saymaya oradan başlayacağız. Yürüyün. Ya işte bu zeka benim sevdiceğimde de var. Vallahi benim sırtım yere gelmez ha. İyi hadi siz gidin. Adımınızı sayın, sonra sayıyı bana söylersiniz. Benim dükkanda işim var, boş bırakalım. Anneciğim, zenginlik, altın gibi şeyler konuşuluyor. Hala tuturdum bir dükkan. Ekmek kapımız, ekmek kapımız. Tamam da altın. Çorba, hadi gidelim. Pilavın. İyi hadi gidin. Esra, istediğin dosyaları getirdim. Ah, sağ ol Eren, çok sağ ol. Rica ederim. Selam. Selam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kolay gelsin Esra. Hoş geldin Şener. Hoş buldum. Ya bizim bu organizasyon şirketleri var ya, onlardan biriyle görüşmeye gideceğim. Sen de gelsene ben. Ya şimdi bilemedim ki Çınar. Ben artık Ozan için çalışıyorum ya. Bence pek doğru olmaz. Bir de çok işim var, daha bitmedi. Esra, biz başından beri bu işi beraber yürütüyoruz. Beni yalnız mı bırakacaksın şimdi? Ayrıca Ozan anlayışla karşılayacaktır. Sorun yok. Tamam, seni tabii ki de yalnız bırakmayacağım. Gideriz beraber. Tamam, o zaman anlaştık. Sen hazırlanırsın, çıkarız sonra. Bebek odası için şimdiden hazırlık yapmak geliyor içimden. O kadar güzel şeyler var ki. Uş. Ama zor tutuyorum kendimi çünkü şimdiden hazırlık yapmak uğursuzluk getiriyormuş. Ya. Gerçi sen evi bile tutmadık daha diyeceksin önce ama. Önce bir eve bakalım da. Ozan, o kadar heyecanlıyım ki. Bu bebek bana uğur getirecek. Kötü olan bütün her şeyi geride bırakacağız. Yepyeni, tertemiz bir sayfa açacağız hayatımızda. Telefonun mu titriyor senin? Yok. Evet, evet. Titriyor. Bir bak istersen. Öyleymiş. Duymamışım gerçekten. Açmayacak mısın? Yok, açmayacağım. Bir arkadaşım arıyor. Şimdi açarsan bir saat susmaz en az. Gerek yok. Anladım. İyi misin? İyiyim, ne oldu? Arkadaki araba çarptı herhalde. Geçmiş olsun. Size de geçmiş olsun. Kusura bakmayın ya, bir anlık dalgınlığıma geldi. Ya inanamıyorum ya. Ne oluyor? Bir de Londra'dan geldim ben. İşte ters direksiyon falan filan, onlara da alışamadım henüz. Ben telefonunuzu alayım isterseniz. Hasarınızı karşılamak isterim. Yok yok. Hiç sorun değil. Zaten bir hasar da yok. Ben hallederim. Hiç gerek yok. Beyefendiye de onu açıklıyordum. Aradığım kişi cevap vermeyince çok sinirlendim. Dikkatsizlik ettim. İnsan böyle anlarda ne yapacağını bilmiyor. Dediğim gibi. Biraz daha dikkatli olun yeter. Çok anlayışlısınız. Çok teşekkürler efendim. Geçmiş olsun. Size de. Kâla. İyi günler. İyi misin? İyiyim. Ben mi yoruldu yüzün? Yok. Öyle aniden çarpınca gerildim herhalde. Geçer birazdan. Emin misin? Evet. Bak, yeşil ışıkta, hadi gidelim. Beni çok hafif alıyorsun Çağla. Çok. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134.
135, 136, 137, 138, 139. Ya bir dakika ya, ben daha 114'teyim. Ya Zümrüt, aç bacaklarını biraz, pikniğe gelmedik hadi. Hadi hemen devam. 9. Kaçta kaldık? 140. 141, 142, 143, 150. Geldik, burası 250. Tamam. 150. Vallahi burası iyi. Burası. Oldu, burası. Şımarmayın. Tamam, tamam. Peki, tamam. Eko, ben gidip dedektörü alıp geliyorum. Ya bırak dedektörü, dedektörü. Burada kanlı canlı dedektörümüz var. Zümrüt anneciğim, bir bakın, böyle bir hareketlenme var mı? Var mı bebekler? Bak, titreşiyor. Bebeklerim titreşimde. Hissediyorum. Var, var, burada bir şey var. Tamam, buldum. Hatta sevinmeyin. Ben... Sevinme, şımarma. Sevinme. Tamam, ben kazma küreği getiriyorum, dalıyorum. Hemen dalalım. Tamam, hemen dalalım. Ne oldu? Sevmeyeceğim. Nereye dalıyorsun ya? Millet görecek, ifşa alacağız gündüz gündüz. Tamam. Gece gece. Akşam hava karanlığında. Şimdi Zümrüt anneye çok doğru söyledi. Doğru söyledi. Tamam, tamam. Akşam geliyoruz, kazıyoruz ve akşam zengin oluyoruz. Harika. Sevinmeyin. Ah, çocukken ne yapıyorsun? Şu yaşından başından bıyığında mı tanıyor? Sakin. Olgun davranın. Tamam, hadi o zaman. Hadi, tamam. Önüme geç. Tamam, buraların fotoğrafını çek. Hiç güvenmiyorum. Tamam, buradan geldik. Ağacım dedi. Tamam. Alıp ulaşma, hadi. Tamam. Hadi. Evin içi de. Bahçede çok güzel değil mi Ozan? Aha. Ben de çok beğendim. Yalnız bahçenin peyzajı, evin içinin de renovasyona ihtiyacı var. Ben bir yarım mimar arkadaşımı ararım, hallederiz. Olur. Sen bahçeye bakmaya devam et Çağla. Ben emlakçının yanına gideyim, hem Kerim aramam lazım. Tamam. Alo. Ya sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Kafayı mı yedin sen? Amacın ne senin? Sana ne kadar ciddi olduğumu anlatmaya çalışıyorum Çağla. Herhalde artık anlamışsındır. Ya Mert, ne istiyorsun benden? Para veriyorum, kabul etmiyorsun. Amacın ne senin? Ne istiyorsun benden? Hayatım, seninle şöyle uzun bir konuşma yapmamız gerektiğini düşünüyorum. E sonuçta birlikte bir bebeğimiz olacak değil mi? Onun geleceği hakkında konuşmamız lazım. Öyle bir şey yok diyorum. Daha kaç defa söyleyeceğim sana? Öyle bir şey yok. Çağla. Yeter artık. İnkar etme, biliyorum, öğrendim. Ne zaman buluşuyoruz? Bu sıralar olmaz. Ozan sürekli yanımda. Mümkün değil. Bir yolunu bul Çağla. Yoksa bu konuşmayı sen, ben, Ozan üçümüz birlikte yapmak zorunda kalacağız. Tamam, yok, tamam. Tamam, ben ilk fırsatta buluşumu ayarlayacağım. Söz veriyorum ama sakın o zamana kadar bir delilik yapma. Söz veriyorum, arayacağım. Çağla? Bence bu ev tamamdır. Bence de tamam. Çıkalım mı? Olur. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim efendim. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Esra, çok sağ ol. İyi ki geldin. Bak, birçok detayı sen hatırladın. Hafızam kuvvetlidir. Ben çok açım, bir şeyler yiyelim mi? Ha Çınar ya, yok ben aç değilim, şirkete dönelim. Esra, mesai bitmek üzere. Yani niye gitmen gerekiyor anlamıyorum. Ayrıca biz niye eskisi gibi olamıyoruz, sorun mu? Yok canım, niye eskisi gibi olamayalım? Yani bizim aramızda benim bilmediğim bir engel mi var? Yok canım, neden aramızda bir engel olsun ki? İyi tamam o zaman, bak restoran şurada. Bak arabaya bile binmeyeceğiz, yürüyerek gideceğiz. Tamam, olur. Hadi, çok güzel yemekleri, bayılacaksın. Eko yapma diyorum. Çok iyi ya. Ya zaten zar zor yaptım Eko. Çek şu elini. Çekil şu. Ya dükkanın ortasında ne yapıyorsunuz? Müşteriler var ya. Ya tamam tamam. Evet, şimdi akşama çil çil altınlarımızı diye çekiyoruz. Yeni hayaller var mı? Ebeveynler anlatın ya bakalım. Ya oğlum, ne diyorsun sen ya? Denizde kum, bende hayal. Babam var ya, benim daha hayata geçirmem gereken bir sürü icadım var. Hepsini yapacağım. Ha, benim kazandıklarım yetmedi. El alemin saklayıp gömdüklerini mi hiç edeceksin Yalçın efendim? Hayır, bozma ya. Ruhum, çok rica ederim. Bir kere hiç değil. Bilim çok önemli bir müessese. Evet. Çok ama büyük bilim. Fedakarlık. Bunlar hep bilim. Fedakarlık mı? Sen fedakarlık konusunda bana ağzını açma istersen Yalçın. Fedakarlık benim uzmanlık alanım. Bana boy boy madalyalar takmanız lazım. Plaketler vermeniz lazım fedakarlık için. Yani annemin de kısmen haklı olduğu yerler var baba. Ama sen de hemen anandan yana çık. Ya ama ne yapayım baba, senin hayallerin yüzünden başımıza bir türlü şey geldi yani. Bu arada ayrıca bir şey diyeceğim. O parayla ne yapılacağı bence belli. Tabii ki evladınızın saadeti için harcanacak değil mi? Çünkü gerçek, öz, hakiki ebeveynler böyle yapar bence. Yok
efendim. 40 yılın başı benim param olacak. Ben o parayı size öyle kolay kolay yedirmem. Aman ne hoş. Buyurun anlatın Melek Hanım. Sizin hayallerinizi dinleyelim. Hadi buyurun. Evet buyurun. Benim hayal. Ben böyle hiç bitmeyen bir tatil düşünüyorum. Elimde mayhoş böyle soğuk bir içecek. Güneşin altında şezlongda uzanmışım böyle. Oh tek başıma. Ha, tek başına mı? Tek Yani kral dairesinde tek başına mı kalacaksın? Ne oldu Menekşe Hanım? Çok mu sıktık sizi? Bilmiyordum doğrusu. Teessüf ederim. Teessüf ederim. Ben Yalçın öyle yani kafamı dinlemek için. Ama çiftsiniz siz. Yılların şeysiniz, çiftsiniz. Ben kafa dinleyemezsin ya. Yani. Kafa ya bak yine gitti oturdu sizden tiksiniyorum köşesinde. Ne yapayım? Otele babanla gideyim de oteli mi patlatsın baba? Çalaya bak ya. Daha paranın hayali bile aramıza nifak tohumları serpmeye yetti. Hizmetçiler! Neredesiniz? Gelin buraya. Gelin buraya. Olmuyor. Böyle olmuyor ya. Biraz daha seviye olacaksınız. Biraz daha hızlı olacaksınız. Boşu boşuna mı para veriyorum size dünyanın parasına? Fakirler! Hanımım özür dileriz. Bir daha olmaz. Olmayacak bir daha. O bıyık istemiyorum. O bıyıklar çek. O bıyık o ne manası bıyık o? Tabii derhal kestiriyorum ben. Biraz da mümkünse boyunu uzat bir şey yap yani. Çekerim ben. Evet. Hadi gidelim. Kahvem nerede? Benim kahvem nerede? Geldi hanımım. Geldi burada kahveniz. Buyurun efendim. Hiç beğenmedim. Götüreyim size. Tabii hemen. Ya şu zümrüt korbalıyı bir mutlu edin. Şu kadını üzmeyin. Şu topladıklarını tekrar yerine dik. Sen ne yaptıysan sil baştan yenisini yap hadi. Hadi gidin. Emredersiniz. Ben şimdi hanımım. Fakirler! Anne. Annem. Efendim hizmetçim. Aman efendim kızım. Aman. Anneciğim. Hayırdır sabahtan beri sesleniyorum. Hayır. Ay hayallemiştim. Hayal de ertenden ocağıma düşmüş. Ha. Ay Menekşe kahve getiriyor götürüyor bir şeyler böyle güzel şeyler işte. Ay çok güzel ya. Hayal olduğu çok belli anneciğim çünkü gerçek hayatta öyle şeyler olmaz. Olur gerçek. Kızım bu salaklar define haritası bulmuş. Altınlarında yeri belli. Harita gerçek mi? Gerçek. Bana Menekşe teyze söylemişti ben şaka sandım. Kızım ne şakası her şey tamamen gerçek. Yarından itibaren dünyayı yöneten 7 ailenin 8.'si oluyoruz. Şuraya bak ya. Ben bir günlüğün ortadan yok oluyorum. Haritalar, işbirlikleri. Git. Ben onlarla işbirliği yapar mıyım hiç kızım? Sen ananı tanımıyor musun? Ananı tanımıyor musun? Bir tek ben zengin olurum. Başka kimseyi zengin etmem. Ya seni ciddiye alayım mı? Almayayım mı? Al. Ananı ciddiye al. Anne. Al. Boş kadın değilim. Sus. Anne. Hı. Eko'ya bir şey söylemedin değil mi? Söyleme dedin ya. Tehdit ettin ya, söylersen gitmem dedin ya. Kendimi nasıl zor tuttum ya? Nasıl tuttum, nasıl zorlandım, nasıl diyesim var ama diyemiyorum. Diyemiyorum işte. Ne görsen Allah'ın semesi. Bir hayaller kuruyor, bir boş boş hayaller. Yok efendim şöyle düğün yapacakmış, yok şöyle ev kuracakmış. Yüzüne bakıp güldüm. Ay dedim, güldüm. Ay dedim, güldüm. O da öyle baktı seme. Alık ya o. Canım benim ya. Canım benim ya mı? Ne dedin? Yok. Yani benim bu akşam kesin konuşmam lazım. İçine ne konuşuyorsun şöyle? Ha? Dilinle dişinin arasında şöyle ne konuşuyorsun? Hiçbir şey demiyorum. Sen hayal kurmaya devam et hadi. Eko diyesim var. Elif gidiyor diyesim var ama diyemiyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Yani Esra Hanım tokum diyenden korkacaksın lafının doğruluğunu bir kez daha kanıtlamış olduk. Vallahi ne yalan söyleyeyim, bayağı lezzetliydi yemekler. Biliyorsun, yemek konusunda çok seçiciyimdir. Ya insanın annesi Menekşe şef olunca tabii çok zor bir şey beğenmek. Akşam lokantada buluşalım. Çağla, Ozan'la yeni taşınacaklar evin fotoğraflarını attı bana. Çok tatlı, çok güzel bir. Olur. Bu sefer aile olacaklar gibi sanki. Yani sanki. Kalkalım mı artık? Tabii kalkalım. Ben bırakayım seni. Sen de kalkasaydın. Yok hayır. Olur mu hiç? Elinizi
Elinize sağlık kızım. Afiyet olsun, para üstü vardı. Üstü kalsın, kolay gelsin. Çok sağ olun, iyi akşamlar, afiyet olsun. Kolay gelsin. Gel, hoş geldin. Sizinkiler yok mu? Yok, sizinkilerle beraber Defne'yi aramaya gittiler. Ne? Ozan, neden şaşırıyorsun ki? Annenin annemden bahsediyoruz. Haklısın. O yüzden hiçbir ayrıntı sormayacağım. Sen ne yaptın? Var mı bir gelişme? Var. Esra, ben Çağla'yı telefonda konuşurken duydum. O adamla konuşuyordu belli ki. Adam onu buluşmaya zorluyor. Çağla da fırsat yakalayamadım, fırsatını bulamadım gibi şeyler söyledi. Ne yapacaksın peki? Ona o istediği fırsatı yaratacağım. Yarın Antalya'ya Kerim'in yanına uçuyorum. İş için. O da ben gidince bu fırsatı değerlendirir diye düşünüyorum. Tamam. O zaman yarın Çağla'yı takip ediyoruz. Olmaz. Esra, ben hallederim. Sen gelme. Ne demek sen gelme? Ozan, bu senin meselen değil. Bizim meselemiz. Alo, Ebru. Selam Çağla. Sen mi söyledin? Anlamadım. Neyi ben mi söyledim? Ya Mert'e hamile olduğumu sen mi söyledin? Başkasından duyma ihtimali yok çünkü. Yani evet ama... Şöyle oldu. Biz bu sabah Mert'le karşılaştık. Siz görüşüyor musunuz zaten onunla? Hatta kendin söylemişsin. Çok sevindiğini söyledi bana da. Ben de konuyu biliyor diye senin adına çok mutlu olduğumu söyledim sadece. Ya Allah kahretsin ya. Nasıl böyle bir hata yaparsın Ebru? Ben sana kimseye söyleme demedim mi? Ya Çağla, yani dediğim gibi... Hani ben zaten konuyu biliyor diye. Çok özür dilerim. Ama anlamıyorum. Yani bu konunun neden bu kadar gizli olması gerekiyor ki? Ya seni ilgilendirmez orası. Bana bak, bir daha sakın böyle bir hata yapma ve sakın bir daha Mert'e benim hakkımda hiçbir şey söyleme. Sayıyorsunuz mu? Sayıyorsunuz mu? Bir yine ben sayıyorum ya. Sus. Azıcık sus. Şu şenen kokusun, sus. Şöyle azıcık. Ya gerçek aile dediğim böyle olur işte ya. Baksana Defne'yi bile birlikte çıkıyoruz, harika. Bu ne bu? Bu ne bu? Bu ne olacak? Fakir. Fakirsin ya. Altınları, bebekleri bunun içine koyacağız işte. Nereden bileceksin? Böyle bir tecrüben yok. Böyle bir antrenmanın yok senin. Fakirsin işte. Bunlar benim son fakir dakikalarım. Benim keyfimi bozamazsın. Ya la havle vela. Hadi yürüyün, yürüyün. Eko. Hı. Bak, benim seninle konuşmam gerekiyor. Çok önemli, acil. Ya çiçeğim, konuşuruz. Maldivler'de balayımızda konuşuruz. Takılma. Hadi bakalım. Ya zengin olacağız diyorum ya. Bırak şimdi konuşmayı. Güzel, güzel, güzel. Güzel, güzel, güzel. Güzel, tamam, hadi bura. Hadi bura. Hadi bura, bura, bura. Burası işte. Aha da bura. Ha? Bura. Evet. Şişt. Evet, dur şimdi. Bıyık hadi. Bıyık. Aa, burası. Bulduk. Babacığım, şunu bir tut. Hadi anne, kazma, bak, kazma. Hadi yat, pasto derdin şey yapalım. Hadi oğlum, dikkat et. Başlıyorum. Baş, hadi. Hadi bakalım. Bir. Tuttuğunuz ev çok güzelmiş, öyle duydum. İçinde senin olmadığın hiçbir ev benim umurumda değil Esra. Ayrıca sen nereden biliyorsun bizim tuttuğumuz evi? Çınar'la yemek yedik, bugün o söyledi. Ha, siz Çınar'la yemek mi yediniz? Yani evet, toplantımız vardı. Çıkışta da bir şeyler atıştırdık işte. Ha. Ozan, sen de bana yardım mı etsen acaba? Ha tabii, tabii. Esra... Çınar'la toplantı yapmana falan gerek yok. Bilmiyorum farkında mısın ama artık sen benim yardımcımsın. Ozan, tamam da ben öyle elimdeki işlerin hepsini bir anda bırakıp gidemem. Ayrıca ben Çınar'la konuştum, biz arkadaşız dedik. Biz aramızda anlaştık, bir sorun yok yani. Çınar'ın seninle arkadaş olmak falan gibi bir derdi yok. Saf olma. Ozan, sen kendi işine mi baksan acaba? Senin yaptıkların hakkında beni konuşturacaksın. Asabım bozuk durma. Ayrıca vır 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 konuşup durma ya. Gıcık mıdır nedir? Tamam. Tamam. Vazgeçtim, haklısın. Sen nasıl davranacağını bilirsin. Ben de sana güveniyorum. Hı? Ozan, çekil şuradan. Girme dibime dibime. Ya çok seviyorum ama ne yapayım? Sen bu iş bitene kadar beni uzaktan seveceksin. Bu iş bitince senin bahanen kalmayacak. O zaman ne yapacaksın? Ozan git. Gitsene ya. Ben toparlarım kalabalığı.
kalanları. Hadi çık, hadi 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 hadi. İyi gideyim ben. Seni kendi ellerimle Çağla'yı uğurladığıma inanamıyorum. Bitecek. Mesra bitecek. Az kaldı. Umarım. Hadi git. Hadi. Kaz ya, kazsana şöyle. Yahu kazıyorum. Adam gibi kaz. Biz kenarları mı vuracağız ya? Şuraya at. Ya arkadaşlar kenarlı ahkam kesip durmayın ya. Altın kızlar, buyurun siz kazın, sizi görelim. Kazın. Elin ucuyla yapıyorsun ama. Ya Eko, sen de hakikaten çok ağırmışsın. Onu kabul et bir kere. Biz burada yapıcı bir eleştirde bulunuyoruz ya. Kaz hadi. Baba evet, ne anlatıyorsun evet. Allah aşkına ya? Yer kabuğuna kadar kazdım burada. Yok işte, arıyoruz arıyoruz yok. Yani ben burada olduğuna dair inancımı kaybettim valla. Senin o dedektör kesin doğru mu gösteriyor? Ya saçmalama, tabii ki eminim, o kadar icat ettim. Tabii ki eminim. Dedektör burayı gösteriyor. Konuşma, kaz hadi kaz. Kaz. Şöyle bir... Basla. Vur. Çak. Şöyle vur. Şöyle bir gücünle erkek... Ya. Çak. Ha? İşte Zümrüt korku. Burada sert bir taş şey var. Taş o, taş. Allah'ım. Ver onu. Da kaya mı ne? Aa, bulduk. Ver, 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 bana ver. Bulduk, bir dakika, bir dakika. Bana ver, ver onu bana. Hadi ağam. Onu bana ver. Oldu ablayım. Ver onu. Bulduk seni. Aa, işte bu. Benim kızım Viyana'ya gidiyor okumaya. %100 burslu. Yemesi, içmesi, yatması, kalkması her şeyi bedava. Analı kızı gidip orada şinitsel yiyeceğiz. Seme. Doğru mu? Doğru. Ama tam öyle değil. Ben sana anlatacaktım Eko, tam öyle değil. Öyle. Anlatacaktın. Selfie yapsaydın ya Viyana'dan. İfadelerinizi alabilmek için sizi karakola götüreceğiz. Zaten sandıktan da eski mektuplar çıktı. Dersinde. Hayır, işim şöyle. Onlar apartman dairesinde oturuyor. Biz köşkte. Tamam, dersiniz karakolda. Hoş geldin. Merhaba. Meyve kokteyli yaptın, denemek ister misin? Tadı biraz değişik oldu ama. Yok, sana afiyet olsun. Ben eşya hazırlayacağım. Neden? Yarın Antalya'ya uçuyorum. Kerim'le konuştuk ya bugün. Benim bizzat gidip görmem gereken şeyler varmış. Ama istersen seni babanlara bırakabilirim. Yo, hiç gerek yok. Ben burada gayet mutluyum. Tamam. Afiyet olsun. Teşekkürler. Aman Eko'cum ya, sizin hangi maceranız mutlu sonuna bitti ki sen şimdi buna üzülüyorsun? Yani hayır, bir de senin böyle hayal kırıklıklarına karşı bir bağışıklık falan kazanman gerekmiyor mu zaten? Ayrıca bir şey söyleyeceğim yani, o kutudan da çıksa çıksa mektup çıkardı. Aman Define bizim neyimize be? Boş ver sen, üzülme. Takma kafana. Kendine gel, boş ver ya. Ya ben ona mı üzülüyorum Zeyno? E sen neye üzülüyorsun? E bu neye üzülüyor? Ha, Elif'le ilgili mi? Ya Elif Viyana'dan bir okula kabul edilmiş. İşte ben de dün gece öğrendim.
falan filan. Gidecek mi peki? Yani bilmiyorum ki Zeynep. Gitmeli. Gitmek zorunda, gitmesi lazım. Viyana kızım bu, boru mu? Yani Eko'cum kusura bakma ama bu kararı Elif verir. Hem yani belki de istemeyecek. Hı? Ne belli? İşte ona da bakacağız artık, bilmiyorum ki. Ya sen üzülme. Gitseniz bile siz bir şekilde halledersiniz. Gül bakayım. Gül azıcık, gül, gül. Ha, tamam güldüm, al işte ya. Bak seninle burada konuşacağım diye işe geç kaldım ya. Ciğer. Menekşem, Yalçın amcam öpüyorum sizi. Görüşürüz ya, hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Gül. Tamam gül, be. Gül. Tamam hadi. İyi yolculuklar. Gidince haber ver, olur mu? Sen de kendine dikkat et. Merak etme. Görüşürüz. Görüşürüz. Oho, Çağla, sen beni arar mıydın ya? Ozan bugün şehir dışına gitti. İstersen buluşabiliriz. Ne konuşacaksak konuşalım, bu iş burada bitsin. Valla Çağla, tavrını hiç sevmedim ama... Peki tamam, kabul, buluşalım. Bizim Poyneziköy'deki evi hatırlıyorsun değil mi? Hatırlamaz mıyım? Unutabilir miyim Çağla? Tamam, orada buluşacağız. Ben çıkınca mesaj atarım. Tamam, haber bekliyorum. Günaydın. Efendim Ozan. Günaydın. Ben evden çıktım. Bundan sonra Çağla'nın yanlış bir hamle yapmasını bekliyoruz. Güzel. Ben de şimdi şirkete geldim. Haberleşiriz sonra. Tamam. Görüşürüz. Çağla'nın günaydın. Melih Bey'in sekreteri aradı saat 1'deki görüşmeyi teyit etmek için. İptal et. Birkaç işim var, halledip çıkacağım. Tamam, nasıl isterseniz. Selam. Günaydın. Biraz yürüyelim mi? Konuşuruz da belki. Tamam, olur, olur. Eko, ben seninle konuşacaktım zaten. Sadece doğru cümleleri bulamadım. Doğru bir an bekledim. Hem zaten ben düşündüm. Gitmeyeceğim o okula. Nasıl? Ne demek gitmeyeceğim? Nasıl gitmeyeceğim ya? Öyle işte. Gitmeyeceğim. Ben seni bırakıp nereye gidiyorum Eko? Biz birbirimize bir söz verdik. Evleneceğiz. Elif, olmaz. Yani... Yani benim... Benim dünyam bu mahalle, bu mahalleden ibaret. Sana Viyana'dan teklif geliyor. Yani ben senin gibi bir yeteneği bu mahalleye hapsedemem ki. Olmaz. Gitmen lazım. Eko saçmalama. Ben burada çok mutluyum. Gitmek istemiyorum ki, hiç istemiyorum hem de. Anlıyorum. Yani o şimdi öyle gelir, normal. Çok normal. Ama sonra hayatın boyunca pişman olursun. Hatta bana düşman olursun. O yüzden gitmen lazım. Tamam, ben gerçekten anlıyorum. Sen bir söz verdin. Onu bozmak da istemiyorsun ama... Demek ki onu benim yapmam lazım. Sözümüz yok. Sen o Viyana'daki okula gideceksin. Ben de senin için mutlu olacağım.
tamam hadi git. Hadi kaçıracağız. Hadi Çağla'yı kaçıracağız hadi. Esra bak buralar bana tanıdık geliyor. Ben bir kere gelmiştim Çağla'ların evine. Doğum günü vardı hatta bir tane evet. Doğum günü vardı. Kimin doğum günüydü? Gerçekten bunu mu konuşacağız? Niye konuşmayalım o zaman? Böyle sessiz sessiz gideceğimize muhabbet edelim biraz. Çınar'ın doğum günüydü Esra. Yani Çağla'nın da doğum günüydü. İkiz ya onlar. Bravo çok zekisin. Ama ben Çınar için gelmiştim. Ozan var ya şu iş bir bitsin. Hı. Ben o günlerin tek tek hesabını soracağım senden, rapor isteyeceğim. O? Çünkü Çağla böyle ballandıra ballandıra anlatmayı bayılıyor. Neymiş sana çok iyi gelmiş de bilmem neymiş de seni hayata döndürmüş de çok iyi anlaşıyormuşsunuz da. Ama asıl sorgulaman gereken beni hayata kim küstürdü? Kim bana bir şey demeden terk etti beni? Bunu sorgula ya. Nasıl ya gerçekten mi? Ne? Böyle konuyu değiştireceğim mi sen? Sen değiştiriyorsun, dağıtıyorsun konuyu. Ozan dur, dur. Sinyal verdi, şuraya gidecek galiba. Gördün mü? Tam tahmin ettiğim gibi işte o eve girdi. Ozan şöyle bir yere geç de izleyelim ne yapıyorlar bakalım. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Çağla'nın buluşacağı her kimse gelene kadar bekleyeceğiz. Ozan, resmen boşuna geldik. Gelen giden yok. Ya ben gider gitmez Çağla'nın buraya gelmesi tesadüf değil. Esra, birazcık sabırlı olalım. Gerekirse akşama kadar bekleyelim. Çünkü gerçeği öğrenmemizin başka bir yolu yok. Yani doğru söylüyorsun, haklısın. Bence beklerken boş durmayalım o zaman. Ne yapalım? İsim şehir falan mı oynayalım? Yok, o zahmetli olur. Şey yapalım mesela. Heh. Doğum gününü konuşalım. Yok artık. Yine mi aynı konu ya? Ne demek yine mi aynı konu? Ne hediye almıştın? Ha sen ciddisin yani. Ciddiyim tabii ki Ozan. Ne hediye almıştın? Var ya, eminim Çağla o hediyeyi de saklıyordur. Var ya kolye onun gibi. Ne kolyesi? Nasıl ne kolyesi? Yapma Ozan ya. Yok. Ya. Ne? Ne gülüyorsun? Ha, Esra ben onu aldığımı unuttum bile ona ya. Ne yapsaydım eli boş mu gelseydim doğum gününe? Sen zaten herkesle ilgili her şeyi unut. Benimle ilgili olanları hatırla tamam mı? Ha. Bilmiyorum farkında mısın ama şu an bayağı iyi bir şey söylüyorsun. Esra ben seninle ilgili hiçbir şeyi unutmuyorum. Çünkü ben seni çok seviyorum. Ozan biri geliyor. Camlar kapalı görebiliyor musun kim olduğunu? Yok göremedim ben. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, Ozan Çınar bu. Çınar. Aa.
Sadece Çınar olsa iyi. Hoş bulduk da böyle işimden gücümden kaldırıp beni buralara getirdiğinize göre neler oluyor? Anlatın bakalım. Kızım sen iyisin değil mi? Bir şeyin yok. Babam yol boyunca bana sorduğu soruları şimdi sana sormaya başladı. Ya bu arada mangal demezsen ikna olmayacak, haberin olsun. İyiyim baba, merak etme. Şöyle uzun zamandır ailecek baş başa kalamadık. Toplanıp bir mangal yapalım hadi. Kötü mü yaptık? Yok, iyi yapmışsınız. Ama üşüdük ya. Hadi içeri geçelim ha. Hemen. Geç baba. İşten güçten de başımızı kaldırmıyor. Ozan ne oluyor ya? Bunlar bayağı ailecek, normal buluştular. Ha yani Çağla bu yüzden mi toplantısını ithal etti? Vallahi hiçbir şey anlamıyorum ya. Biz her şeyi yanlış anladık bence. Hayır Esra, hayır. Çağla bir şekilde bizim onu takip ettiğimizi anladı, plan değiştirdi. Eminim ya. Ben su, bir de yemek siparişi veriyorum. Biz mangallık malzemeleri babamın meşhur kasabından aldık zaten. başka bir şey isteyen var mı? Ya bir kahve söyle, kahve de içeriz. Değil mi baba? Tamam. Ya bu havuzun çevresinde bir koruma demiri yapalım ha? Torun olduğunda da geliriz. Burası çok güzel, havası da tertemiz. Ne dersin? Ne olur baba, ne güzel düşündün. Bir de kış bahçesi yaptıralım. Ben şuna uygun bir yer bakayım. Keşke daha önce gelseydik baba ya. Ne güzel, çocuk gibi mutlu oldu değil mi? Hadi be, sensin çocuk. Çınar. İyi ki varsın. Sen olmasaydın yanmıştım. Resmen buraya Mert de gelecektim. Her şeyi Ozan öğrenecekti. İnanamıyorum. Sen neden hala Mert'le buluşuyorsun? Ha? Ya ben Mert'le buluşmuyorum. Hatta Mert'in yüzünü bile görmek istemiyorum canım. Hamile olduğumu öğrendiğinden beri sürekli beni arıyor, rahatsız ediyor, tehdit ediyor. Ben de bıktım. Son bir kez buluşup konuşup olanları kapatmak istedim. Sen nereden öğrendin Ozan'ın benim peşimde olduğunu? Gördüm onları. Kimleri? Esra ile Ozan'ı. Lokantada. İş yerinde toplantıdayken Esra'nın morali bozuktu. Yemeğe çıkarmak istedim. Zar zor kabul etti. Yemekteyken bir mesaj geldi. Cevap verip kalkmak istedim. Evine bıraktım. Sonra kafama takıldı. Dedim gideyim. Bir konuşayım kızla, nesi var diye. Geri döndüm işte. Onlar ikisi konuşuyorlardı. Yani şirkette hiç yakın değiller. Ama orada gayet samimilerdi. Ben de şüphelendim. Ozan Antalya'ya gidiyorum deyince biletleri kontrol ettirdim. Yok öyle bir şey. Uydurma hepsi. Ben de seni aradım. Ya inanamıyorum ya. Ya sen olmasaydın bu evde şu an çok farklı şeyler yaşanıyor olabilirdi Çınar. İyi ki yanımdasın, iyi ki varsın. Çok teşekkür ederim. Ben daha fazla rezil olma, daha da kötü duruma düşme diye yaptım, o kadar. Ya ben ne kadar aptalım ya. Gerçekten Ozan benim yanında istiyor sandım. Ne kadar salağım ben. Bak Çağla, gerçeği öğrendin artık. Evine dön. Ben bu oyundan çok sıkıldım artık. Asla. Oyun daha yeni başlıyor ve ben 1-0 öndeyim. Belki Ozan hala Mert'in kim olduğunu öğrenmemiş. Yoksa benim peşime düşmezdi. Benim bu durumu iyi değerlendirmem lazım. Planları ters tepmeli. Bak Çağla. Babacığım. Çınar Bey. Yol boyunca yemek dedin, mangal dedin. Hadi bakalım görelim şu marifetlerini. Tabii baba, hemen yapayım. Ben de sana bitki çayı yapayım o zaman baba. Hadi yap bakalım bir şeyler ya. Esra gel biraz hava alıp konuşalım, olur mu? Esra hemen pes etmiyoruz, tamam. Çağla anladı, planı bozdu ama bekleyeceğiz. Ne kadar sakin kalsa da bir yerde mutlaka hata yapacak ya, eminim. Ozan biz ne yapıyoruz ya? Biz ne yapıyoruz? Ben çok yoruldum, gerçekten bıktım artık. Ya kendi kulaklarımla duydum. Esra biriyle konuşuyordu telefonda. Var bir şey ya, eminim. Esra biz yanlış bir şey yapmıyoruz. Ozan nasıl yanlış bir şey yapmıyoruz ya? Ailecek buluşmuşlar işte, belli ki yemek falan yiyecekler. Biz de tuttuk Çağla'nın peşine düştük. Hayır, Çağla bunun için iptal etmez planları. Kesin son anda anladı bizim peşinde olduğumuzu. Çınar da işin içinde, biliyorum. Ozan saçmalama. Çınar'la ne alakası var durumun? Çınar böyle bir şey yapmaz, o iyi biri. Sen nasıl güvenebiliyorsun ya bu adama? Ne kadar tanıyorsun ki sen Çınar'ı?
Çağla'nın ikizi sonuçta, neden yapmasın? Çınar, daha iki gün önce senin ayaklarına gelmedi mi şirkete geri dönmen için? Sen bunun için mi yaptı zannediyorsun? İyi bir adam olduğu için mi? Şirket batıyor Esra. Şirket sırf kendini kurtarmak için geldi ayağıma. Ozan, şirketlerinden biri batsa ne olacak? Esra. Bana güven. Ozan, ben sana güveniyorum da neye inanacağımı şaşırdım artık. Efendim Musa. Abi, her neredeyseniz hemen bırakıp buraya gelmeniz gerekiyor. Çok önemli bir şey var. Ne oluyor Musa? Ya abi, telefonda olmaz. Gelip kendi gözlerinle görmen gerekiyor. Tamam. Geliyorum. Ne oldu? Musa hemen şirkete çağırıyor. Önemli bir şey varmış. Tamam, gidelim. Afiyet olsun. Yine bekleriz. Ne oldu annem? Olması gereken oldu be annem. Elifler şey bitti. Elif. Kızım. Ne oldu sana? Ha? Ya niye senin yüzün böyle? Niye ağlıyorsun? Eko. Ne oldu Eko'ya? Sözü bozdu. Git diyor Viyana'ya. Ayrıldı benden anne. Ne diyor? Git diyor. Eko. Viyana'ya git diyor. Allah Allah. İlk defa doğru bir cümle çıkmış ağzından ha. Niye ağlıyorsun? Ya sen benim ne kadar üzgün olduğumu görmüyor musun? Ben onu çok seviyorum. Ne münasebet? Görüyorum tabii ne kadar üzgün olduğunu kızım. Ama öyle aşkmış, sevgimiş bilmem ne, bunlar karın doyurmaz. Ya senin eline bir fırsat verilmiş, bir şans verilmiş başarılı olman için. Aşk, sevgi, onlar palavra, onların hepsi geçici şeyler. Önemli olan senin başarılı olman. Gitmeyeceğim. İstemiyorum, gitmeyeceğim işte. Aferin oğluma. Doğru olanı yapmışsın. Elif'in o okula gitmesi gerekiyor Eko. Anne öyle de ben köpek gibi aşığım Elif'e. Biliyorum. Ama aşk da tam olarak böyle bir şey değil mi? Sevdiğinin mutluluğu için ondan vazgeçebilmek. Hoş geldin. Hoş bulduk Ruh. Sana ne oldu? Bankadan aradılar. Kredinin ilk taksidi gelmiş. Ya Menekşe, biz bu parayı nasıl ödeyeceğiz ya? Ne yapacağız? Abi geldiniz sonunda. Çağırdın, apar topar geldik Musa. Ne var nedir bu kadar önemli olan? Ya tam emin değilim ama sanırım ben bir şey buldum. Ya ikinizin de görmesi gerekiyor Çağla ile ilgili. Toplantı odasına geçelim. Abi şimdi ben haddim olmayarak bir araştırma yaptım. Yani bu karttaki M nokta kim olabilir diye. Çağla ile ilgili haberlere bakarken de bir şey buldum. Ama emin değilim, yani saçma da olabilir. Sadece bunu size söylemem gerekiyordu. Ne buldun Musa? Abi Çağla'nın eski nişanlısı. Düğün günü bırakıp giden Matt Balker diye bir adam. Sizce bu o karttaki M nokta olabilir mi? Bu o. Parkta konuştuğu adam bu. Ben de tanıştım kendisiyle. Esra.
aradığımız adamı bulduk. Efendim Çağla? Neredesin sen Murat? Neden benim telefon numaramı bakmıyorsun? Asıl sorun nerede olduğum değil Çağla, nereye gittiğim. Millennium Soft'a varmak üzereyim. Sizin şirkete şöyle bir ziyarette bulunayım dedim. Ne? Ne demek şirkete varmak üzereyim? Sakın öyle bir şey yapma Mert. Sıkıldım Çağla. Anlıyor musun? Sıkıldım. Sürekli bahaneler uydurmandan, son dakikada bir iş çıkartıp beni ekmenden sıkıldım. Yeter. Sorunumu Ozan'la çözmeye karar verdim. Kökten bir çözüm olacak. Yok Mert, dur dur. Biz bir buluşalım, biz konuşalım lütfen. Ama şirkete sakın gireyim deme. Lütfen yapma bana bunu. Çok geç Çağla. Ben sana çok şans verdim. Sen o şansları değerlendiremedin. Mert, Mert diyorum. Kaçsa da yakalıyor aşk. Kalırım aşk mantık, intikam arasın.